Beş ilçenin atıkları Afşin ilçesinde yapılacak olan katı atık düzenli depolama tesisinde bertaraf edilecek. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri Çevre Altyapı Temel Hizmetler Birliği dönem toplantısı başkan vekili Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın Başkanlığında Ekinözü ilçesinde yapıldı. Toplantıya Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Ekinözü Belediye Başkanı Nur Seçeleyen, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin temsilcileriyle birlik üyeleri katıldı. Toplantıya başkanlık eden Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, dönem toplantısında birliğin çalışmalarının gözden geçirildiğini ve Afşin ilçesine yapılacak olan katı atık bertaraf tesisinde gelinen aşamayı değerlendirdiklerini söyledi. Birliğimizin yönetmiş olduğu bir katı atık projesi vardı. Bu projeyle ilgili görüşmeler yaptık. İnşallah çevremizi daha duyarlı, daha temiz, daha düzgün, daha yaşanılabilir ilçe haline getirmek için bu birlikten bu projeyi sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Katı atık bertaraf tesisinde yaşanan değişikliklerden dolayı yeniden ÇED sürecine girildiğini belirten Aydın, bölgenin çöplüklerden kurtarılması için çalışmaları en ince detayına kadar takip ettiklerini söyledi. Beş ilçemizin katı atıklarının daha düzenli bir şekilde depolanması ve geri dönüşüme sokulması vasıtasıyla hem ekonomiye, geri dönüşümden ekonomiye bir katkı sağlamak, bertaraftan ve diğer anlamda da çevreyi daha rahat, daha temiz, daha güzel bir yaşanabilir bir çevre haline getirmek istiyoruz. Çabalarımız bu yönde. 2019 yılı itibariyle ihalesi yapılarak başlaması gerekiyor idi. Ancak bir takım yasal değişikliklerden dolayı, yönetmelik değişikliklerden dolayı yeniden ÇED durumu söz konusu oldu. Şu anda ÇED aşamasındayız. Birlik üyesi Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Afşin'e projenin ne olduğunu bilmeyen bazı kesimler tarafından Afşin'in çöplük alanına dönüşeceği propagandası yapıldığını belirterek, şimdiki çöplüğün dahi ortadan kaldırılarak temiz bir çevre oluşturulacağını söyledi. Kuzeyde yer alan 5 büyük ilçenin atık sorunu çözecek bir proje. Proje mantıklı, akıllı bir proje. Yani olay bu kadar aslında iyi planlanmış bir yatırım. Geçmişte emeğe geçenlerle ben teşekkür ediyorum. Afşin ilçelerin çöp deposu olmayacak. Çöp diye bir şey kalmayacak. Ayrışılacak, ekonomi kazanılacak, kalanda organik gübre olarak insanların hizmetine sunulacak. Toplantıya ev sahipliği yapan Ekinözü Belediye Başkanı Nur Siçeleyen de birlik toplantıları ile kuzey ilçelerde temiz bir çevre oluşturulmaya çalışıldığını söyledi. 5 ilçemizi kapsayan katı atık bertaraf tesisi ile ilgili Mayıs ayı birlik toplantımızı Ekinözü ilçemizde gerçekleştiriyoruz. Biz bugün ev sahipliği yapıyoruz. Katılımcılara hoş geldiniz diyoruz, teşekkür ediyoruz. Biz ev sahipliği yapıyoruz. İnşallah misafirlerimizi güzel bir şekilde ağırlayacağız. Bütün katılımcılara sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz diyorum. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri Çevre Altyapı Temel Hizmetler Birliği dönem toplantısı Ekinözü ilçesinde yapıldı. Yapılan toplantıda Afşin'e yapılacak olan katı atık bertaraf tesisi gündemdeydi. Kuzey ilçelerin toplanacak katı atıkları Afşin'in Kandil mevkiinde yapılacak olan bertaraf tesisinde ayrıştırılarak geri dönüşüm ile ekonomiye kazandırılacak. Atık maddelerin geri dönüşümü ile elektrik üretilecek. Son halinde ise atıklar organik gübre haline dönüşecek ve tarım alanlarında kullanılacak. Burası Afşin'in Kandil mevkii. Afşin ilçe merkezinde yaklaşık 5 kilometre mesafede burası. Şu anda Afşin Belediyesi'nce vahşi depolama alanı olarak kullanılıyor. Katı atık bertaraf tesisi işte bu alana yapılacak. Belediye Başkanı Güven, katı atık bertaraf tesisinin kurulmasıyla birlikte söylenenlerin aksine Afşin'in kuzey ilçelerin çöplüğü olmayacağını, şu an Afşin çöplüğü olarak kullanılan alandaki çöplük görüntüsünün de ortadan kalkacağını söyledi. Tabii bu konuda düşüncelerini bu şekilde ileten hemşerilerimiz katı atık bertaraf tesisini belki benzerini örneğini görmemişlerdir. Şu an bulunduğumuz alan vahşi depolama alanı diye tabir ettiğimiz alan. Burada çöplere hiçbir işlem yapılmadan kaderle terk ediliyor. Sonuç itibariyle burada gördüğünüz manzarayı görmeyeceksiniz bertaraf tesisi kurulduğunda. Burada ne yapılacak? Plastik ayrıştırılacak, metal ayrıştırılacak, bakır ayrıştırılacak ve organik atıklar enerjiye dönüşecek. Elektrik enerjisine dönüşecek. Zaten en son çıkan atık ise, kalan posa kısmı ise gübredir. Organik gübredir ki biliyorsunuz günümüzde çok değerli. İnşallah o tesis kurulur. Afşin'de kurulması da bizim için önemli. Daha Afşin'de hemşerilerimiz size istihdam sağlayacak. Evet. Bilmeyenler çöp
toplama alanı ya da katı atık bertaraf tesisi olduğunu bilmez. Bir fabrika çalışıyor zanneder. Bu gördüğünüz vahşi depolama alanında gördüğünüz hiçbir görüntüyü görmeyeceksiniz.